Beni söyle, beni söyle dedi Batuhan. Şimdi ben bu konuyu bir tık uzun konuşmak istiyordum. Çok bir zamanımız yok. Ee, o yüzden böyle e, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra bir reklama gideceğiz ama e, bana e, şu çok tuhaf geldi. Reklam müziği mi? Tamam, reklama gidelim. Reklamdan sonra bilmiyorum belki Batuhan severler biraz kızacak ama e, bazı açıklamalarım olacak. Şimdi reklamlar. Evet efendim Survivor Panorama devam ediyor. Az önce konseyi izledik. En sonunda Atakan'ın aday olmasını e, izledik. Birkaç söyleyeceğim bir şey vardı. Kemal abi e, burada Atakan'ın e, gizem demesini ve e, Batuhan diye bir fake atmasını nasıl yorumluyorsun? İyi misin abi? Atın bak. <laughs> Dedim abi bir şey mi oluyor? Öyle mi gördün? Vallahi bir böyle durdun ya 5 Atakan saniye. Atakan'ın Atakan'ın Baray'ı sevdiğini düşünüyorum onu kurtarmak için de gizem dediğini düşünüyorum. Ee, ne olursa olsun kadınlarla, kadınların diyaloğu, erkeklerle erkeklerin kendi aralarındaki diyaloglar farklı tabii. Ee, böyle ortamda da hani diyoruz ya dik duruşu olan bir adam var karşısında. Atakan'ı da çok severim. Atakan'ı da çok beğendiğim bir yarışmacı. Onun karşısında da şampiyon olmuş bir insan. O bağlamda bu burayı nasıl kurtarırım düşüncesi oluştu. Bak orada hiç kimse evrimi düşünmüyor. Evrimi Evrim elenir diye hiç kimse düşünmüyor. Orada kendi bünyesinde kim kimi kurtarı derdinde. Aynen. Atakan da onu yaptı. Burayı söyledi. Yani gizem, gizem söylemesi söyl de gizemi şey, gizem söylemesi kadar da doğal bir şey olamaz. Ee, o potaya baktığında, o görüntüye baktığında söylenecek normal isim e, performansa göre de gizem demesi doğaldı. Burayı bir derecede mı karşılığıydı. O yüzden hani e, Atakan'ın onu söylemesi normal ama batağının Oradan girip hani Bora çıktıktan sonra beni söyleyin. İkinci kez tek bak ilkinde temiz sana katıldım. Şakaydı. Hani espri yaptı. Ama ikinci kez, üçüncü kez tekrar alsan beni söyle o şaka olmaz. O olay şakalıktan çıkar. Evet. Sen ne diyorsun Damla? Ben orada Batuhan herhalde e, yani gerçek dediğini düşünmüyorum. Şimdi bu Bora çı çıktıktan sonra e, hani beni söyle, beni söyle demesi bana hani biraz şaka herhalde diye düşündürdü. Çünkü hani bora çıktıktan sonra beni söyleyin demek çok cesaret örneği evet. olmuş olmuyor. O yüzden bana biraz böyle havada kalan hani espri yapmak istedi. Belki başka bir şey demek istedi. Çünkü hani gerçeklik payını düşünmek istemiyorum. Öyleyse hani <laughs> biraz e, değişik e, duruyor. değişik duruyor. O yüzden hani diğer tarafına bakıp diğer tarafına göre değerlendirip biraz espri yapmak istediğini düşünmek istiyorum. Ama şey istiyorum. Bir kere söylersen şaka olur. O arada gittin. Ama ikinci kez, üçüncü kez ki söyledi yani Gizem dedikten sonra da Alas sarılıyor. Beni söyle beni söyle diye. O olmadı yani evet. ona yakışmadı, şık durmadı yani. Evet, katılıyorum. başından beri olan bir söylemin var. Beni bu stratejinin içine koymayın. Ondan sonra da beni söyle. Olmaz. Evet. Şimdi burada Atakan muhtemelen e, yakın arkadaşı Bora'yı korumak adına Gizem'i söyledi. Yani demin söylediğim gibi eğer tek başına Adem çıksaydı Atakan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan muhtemelen Batuhan'ı söylerdi. Evet. evet. Ama evet. Bora çıktığı için dedi ki Boran'ın kalması için bir adım atayım. Ne olabilir bu? Gizem gibi gitme ihtimali olan bir aday koyayım. Ee, belki gizem gider en azından arkadaşımı kurtarmış olurum dedi. Doğru bir şey yaptı. Şimdi e, ben aslında dün adadaki Atakan konuşmasından beri Batuhan'dan e, o geçen sene e, anlattığı şeyi bekledim. Yani e, potaya çıkma olayını. Geçen seneki olayı bu arada hatırlatayım. E, Aleyna Kalaycıoğlu aday Hı. yapılacak. Aleyna Kalaycıoğlu aday olmasın diye Batuhan bir potaya giriyor. E, kimler vardı? Ben karşıda kimler var değil mi? kimler var? İsmail, Dora, Sergen. Yani Slavyapırak. <laughs> evet. şey yani hani çok kuvvetli bir pota da değil. Ama şimdi işte burada aslında olay şu Batuhan'ın buraya çok güzel anlattı bana yani. Sen iyi <gülüyor> anladın <gülüyor> diye söyledim. Batuhan'ın buraya <laughs> ilk girmesi evet bir cesaret örneği. Ama işin sonuna bakarsan. Karşı taraftan gelecek kişilerde e, dora ve sergen olduğu için nispeten geçen seneye göre e, hani o sırada adada olan yaklaşık herhalde 12-13 kişi var e, tahminen söylüyorum 12 kişi falan onlardan en düşük adaylar var e, aslında ama ilk giren olduğu için evet bir cesaret örneği baktığında ama pota çok kuvvetli değil cesaret örneği nasıl olur Hakan? Bir şeyden yüzde yüz emin değilsen olur değil mi? Hani bir risk almak aslında. E risk alırsan olur evet. Şimdi elenmeyeceğinden yüzde yüz eminsen ve karşı tarafın yani güçsüz olduğunu biliyorsan o potaya girmek cesaret örneği midir? Ya bence, bence değildir midir? ama şöyle bir şey var. Şimdi Batuhan'a göre de ben neden e, Bora için gireyim diyor. Ya da Gizem için gireyim diyor. O zaman şöyle bir şey bak. Bence ben zaten Batuhan'ın yaptığı çok büyük bir yanlış demiyorum. Sen girmek ya da girmemekte yani bu senin özgür iraden. Ben girmek istiyorum ya da ben kesinlikle bu stratejiye %100 karşıyım da diyebilirsin. Ama şöyle bir dinamik var. Sadece şunu bence Batuhan es geçiyor. Şimdi sen takımlıktan bahsediyorsun. Takım olmamız lazım diyorsun. Mert'le tartışıyorsun. Sonra benim en yakın arkadaşlarım benim arkamda mı neredeler? Onlara bozuluyorsun senin yanında olmadığı için. Mesela Atakan, bir baktım Atakan benim arkamdan geldi diyorsun, öyle yaptı diyorsun, böyle yaptı hani bir takım oluşmasından bahsediyorsun ya da olmasını istediğin, dilediğin şey bu. Ee, ama sen takım bir fikir önerdiği zaman sen oralarda olmak istemiyorsun. O zaman sen kendini soyutladığın takdirde takım da sana e, hani saygı bir şekilde kazanılır ya insanların sana saygı göstermesini bekliyorsan. O zaman sen de bazı yerlerde hani o top senin kucağına geliyorsa sen de onu doğru kullanırsan insanlar der ki hakikaten helal olsun Batuhan'a bravo Batuhan'a hani ekstra bir saygı gösterirler. Şimdi sen eğer o taşın altına elini koymaktan çekinirsen ilk fırsatta bazı yerlerde seni de harcamak için bazı hamleleri yapabilirler. Ben öyle düşünüyorum hani bu Batuhan'ın tercihidir ee, olmak ya da olmamak. Ama bazı tercihleri yaptıktan sonra da gelen şeylere de hazırlıklı olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hayır orada yaptığın tercihini onun arkasında dur ya. Devam ettir. O söyleminin arkasında dur. Yani Bora çıktıktan sonra beni söyle deme. Oraya kadar gelmiş. Yani şey işte gel. bence orada espri ha. yaptı. Ya başka bir kinaye falan var. Çünkü onu demezsin yani. Normal şartlarda demezsin Ama değil mi? Mimiklerinden, mimiklerinden espri olmadığı belli ya. Bak ilkinde söylediğinde tamam itiraz etmem. Espri derim. Hani orada söyledi. Ama ikinci de üçüncü de tekrarlıyorsan o espri olmaz. Ve mimikler de hani evet beni söyle diyor. E o zamana kadar söylediklerinin hiçbir esprisi olmadı ki. Şimdi bak Atakan'ın adaki konuşmaları. Bence bir cesaret örneğidir. Beni yazın demez. Adem'in geçen gün beni söyleyin arkadaşlar demesi. Hatta daha önce girmesi. Değil mi? Girdi evet, bir kere. Nagiyana dedi hatta. Beni e, söyle aynen. dedi. beni söyle dedi. Evet. E, bence bu da cesaret örneğidir. %100. Şimdi senin dediğine katılıyorum. Niye? Çünkü e, ortalıkta nasıl diyeyim sana? %99 gitmeyecekken e, beni söyleyin demek e, ne deniyordu buna? Biraz ara siyasette de çok konuşuldu. Hamaset edebiyatı diye bir laf vardı. Hani e, nasıl diyeyim? Ucuzdan cesaret gibi bir şey böyle. Hamaset derler galiba o kelimenin tam karşılığı Biraz böyle ucuz kahramanlık oluyor. Şeye gelirsek, e, Batuhan'a gelirsek burada. Aslında burada Batuhan risk almalıydı. Burada Batuhan elini taşın altına koyup takım için bir şey yapmalıydı. Çünkü büyük ihtimalle de bu potadan çıkacaktı. Bence bunu e, ben ne kadar görüyorsam Batuhan benden fazla biliyor. Hani bunun işte 10 gün önce ne yaşanmış bilemiyoruz da falan alakası yok. Bir kere şöyle bir şey daha var. Sana bir teklif yapılmış, sen bunu hayırla gidersen, bu sefer senin imajın düşüyor. Çünkü takımda e, senin alamadığın o riski almak isteyen Adem, Nagihan, Atakan gibi böyle prima, alfa yarışmacılar var. Bu sefer sen sıradanlaşıyorsun. Ya bak şöyle diyeyim. Batuhan bu tatlı hareketler yaparsa, bu sene yedinci, yedinci olursa, hani geçen sene yedinci olmuştu ya, hı hı. öpsün başına koysun. Öpsün başına koysun yedinci olursa. Şu kadroda Berkan, Ogeday, Anıl, Seda, Sema, Merve, Atakan, Adem, Nagihan. Hangisini geçecek bunları nasıl geçecek? Bana bana söyleyin yani kolay değil. Buralarda fırsat geliyor Batuhan'a işte. Evet. Buralarda Batuhan'a kendini insanlara daha cesaretli geçirmek için bir fırsat geliyor. Ama Batuhan için cesaret nasıl oluyor biliyor musun? Röportajda dönem dizisinin sözlerini söylemek gibi bir şey geliyor ona... Ya ben bu saatten cesaret sonra Batuhan'ın cesaret yani e, cesaret adı altında diyeyim. Ben atıyorum işte Gökhan karşıdayken beni söyleyin derse mesela ben o kısımlarında mesela çok inanmam yani Batuhan'ın bu cesaret takımı korumak istiyorum gibi sözlerine bu saatten sonra inanmam. Nagihan'ın dediği gibi biz ya bugün yapacağız. Ya da bu saatten sonra hiç yapmayacağız. Kimse bana takımlıktan bahsetmesin diyor. Ben de aslında Nagihan'a katılıyorum. Yapılması gereken bu zamanda. Eksildikçe ya da karşıdan daha zorlaşacak. Evet zayıf bir yarışmacı o potaya girdiğinde yağmur potaya girdiğinde Batuhan derse ki beni yazın ya da oradan Batuhan değil de başka bir yarışmacı beni yazın bizim takımdan kimse gitmesin derse kusura bakmayın ama ben sizin gösterdiğiniz cesarete çok da inanmıyorum derim. Bu cesaret örneği olmuş olmuyor. Bu takımı düşünmek de olmuş olmuyor. Bu bir yerlerden kendine bir prim kasmak gibi bir şey oluyor. Atakan'ın hani beni yazın söylemi Yani dediniz ya, cesaret hı hı. bildiğim bir şey. Bu cesaret değil. Ama Atakan bunu bilmiyor ki. Bunu konseyde de söylüyor. Tabii. Hani ben istatistikleri anlamıyorum. O matematik bölümünü tutmuyorum diye de söylüyor. Yani Atakan burada gerçekten onun dokunulmaz olduğunu veyahut da potaya sokulmayacak olduğunu bilmiyor, düşünmüyor. O yüzden de bu söylemi yapıyor. Yani Atakan'ın orada bir cesaret göstermesi soru işareti değil. Tam tersi Atakan gerçekten takım için beni yazabilirsiniz, düşüncesindeyim. Yani şuna geleceğim, tekrar söyleyeyim. Ee, bu durumlarda işte risk alabilen ya da risk alabileceğini gösteren yarışmacılar emin olun ki daha sona gidecek. Yani e... Güç budur zaten. Güç röportajda bir kişinin çıkıp esmesi, güllemesi evet. değildir. Gidip Adem'e laf etmesi, gidip Batuhan'a laf etmesi, Atakan'a laf etmesi, meydan okuması. Ama adaya geldiğinde böyle durması değildir. Güç işte budur. Burada sen liderliğini ya da herkesten daha farklı olduğunu bir şekilde göstermen lazım. Eğer göstermezsen o zaman çok gideceğin yer yok. Bak iddia ediyorum Nagihan dün e, öyle bir karakter koydu ki ortaya benim bu sene izlediğim Nagihan dün koyduğu seviyeyle bugüne kadar en doğru Survivor profili olmuştur bugüne kadarki net söylüyorum bak en böyle yarışmaya odaklı en şey tamam karşıda bir Berkan var mesela Nagihan'dan şu an performansı iyi olan herhalde bir Berkan vardır e, o ile Nagihan'la aynıdır aşağı yukarı tahminen söylüyorum emin ol ki e, işte Tavrın önemi bu. Bak Berkan'ın şampiyonluk şansını %10 görüyorsam Nagihan'ınkini şu an %30 %40 görüyorum mesela. Nagihan çok büyük bir adım attı. Ancak He, ileride şunu göreceğiz ama. Atakan için de onu diyebilirim ben. Tabii Atakan da çok büyük karakter koydu ortaya. Net olarak arkadaşını korudu, evet. takım için bir risk almak istedi. Çünkü adam biliyor. Bak gerçek survivor bilmek budur. Burada gitmeyeceğini bilmektir. Nerede gideceğini bilmektir. Nerede risk alacağını bilmektir. Yani risk böyle kalkıp da ilk 2 3 hafta Potaya çıkmak değil. Risk zorlaştıkça ama tadında. Yani daha ileride evet bir risk var ama yine alırsan bu sefer sana dönüşü daha fazla oluyor seyirci tarafından. Yani zaman geçtikçe e, ne kadar risk alırsan seyirci de o kadar sana şey yapıyor. Saygısı artıyor, liderlik evet. bas veriyor, bu alfa diyor, bu kazanır diyor. Bonusları topluyorsun seyirci gözünde. Ama bu rolü dün Batuhan, Nagihan'la Atakan'a kaptırdı. Benim gözümde. Çok doğru. Ha? Yani e, Nagihan Hani şu pozisyonda eğer küçük detaylarda hata yapmasın bu finalin o iki koltuktan birisinin olacağını düşünen. Zaten son dörde de evet. net kalkılacak. Benim kafamdaki şeyde son dörtte kesin olur. Ama son ikide de olma ihtimali çok yüksek.